Sen anlat Karadeniz. Buradayım nefesim. Buradayım, yanındayım. Oğlum. Nefes. Yiğit. Yiğit. Nefes uyan. Uyan nefesim. Yiğit. Dayı. Kabus mu görüyordun yine? Dayı. Çok kötüydü. Bir şey oldu. Oğlum nerede? Evde nefesim. Evde uyuyordur şimdi. Benim onu görmem lazım. Nefes. Yarın sabah hayırlısıyla taburcu olacağız buradan zaten de. Şimdi bu halde görmesin seni Semih. Benim onu görmem lazım. Nefes, bir söz dinle de. Hayır. Benim onu görmem lazım. Kokusunu duymam lazım. Ellerini tutmam lazım. Ben o karanlıktan onun elini tutarak çıktım. Anlıyor musun? Bana oğlumu getir. Nefes, tamam bir sakin ol. Abime ararım şimdi, alır yangazlar getirir. Sen bir yat, dinlen de. Yaralısın, inat etme sevdiğim. Bana oğlumu getir Tahir. Mustafa, kurban olayım bir şey de. Bulduk de bir şey de Mustafa. Yok. Babam, ula bakmadığımız yer kalmadı ya. La kuyulara ip saldık. Dere yataklarının ula her taşın altına baktık, bu çocuk nereye gitti ben anlamadım ya da. Araylar işte ya. Yok. Kaçırıp götürdüler mi çocuğu? Belki de Vedat değil ama. Telefonu. Haydi abi, haydi. Tahir arayayım. Ne diyeceksin? Alo. Abi. Buyur. Nefes gözünü açtı çok şükür. Ula çok şükür Tahir. La bu çok iyi haber ha. Nefes gözlerini açmış ya. İyi haber ha Tahir. Yangazları söyle de Yiğit'i hastaneye getirsinler. Nefes isteği. Alo. Alo abi. Hayır. Koçum Yiğit. İki taşın arasında. Abi ne diyorsun? Abim. Ne oldu? Bir şey mi oldu Yiğit'e abi? Yok. Abi. Bir şey mi oldu Yiğit abi? Ne? Abi ne oldu? Koçum şimdi Yiğit... Ya geceden yengen onu uyutmuş. Bu sabaha... Yani bir baktık çocuk ortada yok ha. Bu uşak nereye yodu? Oraya bak, bahçeye bak. Ortada yok. Yani jandarması, polisi, la hepimiz arayırken bak Osman babam da buraya yatıyor yani. Ama anlamadık bu çocuk nereye yatıyor ya. La bakmadığımız yer kalmadı vallahi. Yer yer oldu ya, bu çocuk içine girdi ya. Tahir. 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 Aradım abimi. Uyuyor dedi. Uyuyormuş çocuk. Bir şey oldu. Oğluma bir şey oldu. Hayır bir şey söyle. Yok olur mu? Uykusu ağır ya bizim uşağın. Abim dedi, denedim ama uyandıramadım dedi. Hayır. Bana bak. Tahir bana bak, yüzüme bak. Oğlum nerede? Oğluma ne oldu? Ya. Tahir oğlum nerede? Nefes. Hayır. Oğlum.
sakin ol. Nefes al. Yapma, yapma. Bırak, ben oğlumu göreceğim. Nefes yapma. Ay bırak. Dur, nefes. Dur dedim sana. Dur, oğlumu nefes. Göreceğim. Nefes, nefes. Nefes bir dur, nefes. Nefes. Nefes, nefes. Bırak, hayır bırak. Oğluma gideceğim ben yatağımda. Bırak, oğlumu alacağım. Oğluma gideceğim. Gitmeyeceğim sana. Getireceğim oğlumu. Söz ver. Söz ver. Nefes. Nefes! Nefes. Nefes! 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 Nefese söylemez değil mi? Ya yok kızım, söylemez ya. Hasta kadına söylenir mi böyle şey? Ulan nereye yatıp uyuşak ya? Nereye yatıp uyuşak? Yok olmayacak böyle ya. Yürü yengezler. Abi nereye? Ya bilmiyorum nereye ya. İşte gideceğiz, bakacağız ha. Baktığımız yerlere bir daha bakacağız. Olmadı bir daha bakacağız. Olmadı bir daha bakacağız. Bulacağız işte. Bilmiyorum nereye yatıp uyuşak. Yok. Ben bu aldım. Ev kalktı üstüme, üstüme basar. Haydi. 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 Ararı kenge. Ay, tamam haydi. İşte geliyor. Baba! Allah'ım yardım et. Yalvarırım sana ya Rabbim, yardım et. Dayanamazsın, dayan. Dayan, oğlumuzu getireceğim sana, dayan. Yapma bunu bize, yapma. Söz veriyorum, getireceğim, söz. Hocam, hocam nabız düşüyor. Kaçak durumda olduğunuz ve aylarca da sizden haber alınamadığı için Nefes Kaleli velayet... Nefes Hanım, avukatının aracılığıyla durumunuzun göz önünde bulundurulması ve dolayısıyla... Kısa cümlelerle, kısa, basit, net, uzun cümleler kurmak zeki olduğunuzu değil, anlatma kabiliyetinizin yetersiz olduğunu gösterir. Son bir cümle oldu. Özetle velayet Nefes Hanım'da. Hatırlarsanız Nefes Hanım'ın üstündeki suçlamayı da sizin talimatınızla kaldırınca Nefes Hanım'ın velayeti alması çok kolay oldu. Evrakta sahtecilikten suç duyurusunda bulundun ya.
Her yerde beni arıyorlar. Aman canım, düşündüğün şeye bak. Yani o Mustafa'nın işinden de kolay. Bir dakika. Hemen Nefes hakkında yaptığımız suç duyurusunu geri alıyorum. Ama Vedat Bey. Babası yok. Yanlış anlaşılma falan olmuştu. Babasının izni varmış falan. Şeytanla dans edersen şeytan değişmez. Ama sen değişirsin. Sana yalan mı söyledin yani? Demek ki ben de senden bir şeyler öğrenmişim Vedat Sayar. Haklısın Nefes. Öğrendin. Ama benim izin verdiğim kadarını öğrendin. Şimdi ben burada olduğuma ve suçsuz da olduğuma göre oğlumun velayetini alabilirim değil mi avukat? Akşamdan sabah olacak bir iş değil tabii ki. Ama gerekli yazışmaları yapıp talepte bulunursak... Uzun cümleler, uzun cümleler Orhan. İyi akşamlar avukat hanım. Gidin bana oğlumu getirin. Yani tabii öyle akşamdan sabaha olacak iş değil de... yapabileceğiniz en kısa sürede yapın. İyi akşamlar. Orhan. Buyurun Vedat Bey. Ev neden bu kadar sessiz? Adamlar nerede? Fikret Bey çağırmış arkadaşlar efendim. Neden? Bilmiyorum efendim. Nedir? Ağır bir ameliyattan çıktı. Gerginlik, stres ona zarar verir. İyi mi peki? Görebilir miyim şimdi? Tabii. Geçmiş olsun. Sen benim ömrü hayatımda gördüğüm en güçlü kadınsın Nefes. Dayan sevdiğim. Sana oğlumuzu getireceğim. Söz veririm. Şamil. Baba bir telefon ver bakayım. Uslu durayım mısın? Numaranı mı değiştirdin abi? Ha, senin yüzünden. Nasıl? Anlatırım sonra. Adamlarını çağırmışsın. İş var demişsin. He, var. Ne işim? Gizlimiz saklımız mı var abi? Herkesin var evlat. Olamayan mı var? Doğru. Abi düşündüm de... sen haklısın. Ben biraz saçmaladım. Oğlumu alıp gideceğim. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. Nefes'in de benim peşimden gelmek dışında hiçbir seçeneği kalmayacak. Tahir'i oğlunu asla tercih etmez. Avukatla da konuştum. Velayeti üstüme alıyorum. Kavga yok. Gürültü yok. Silah yok. Her şey kanunlar çerçevesinde. İyi düşünmüşsün. Hakkında hayırlısı olsun. Sağ ol abi. Haber vereyim dedim.
Gecen iyi olsun. Hoş geldin doktor. Seni de bu saate rahatsız ettik ama. Yeğenim, üşütmüş herhalde. Bir bakalım. Bulacağız ya, bulacağız. Vedat İtin'in işi mi bu? Yok, hayır. Onun değildir ha. Salmazlar onu ya içeriden. Ya bu çocuk nefesi anasını hissetti herhalde ondan. Artık bilmiyorum, çıkmış gitmiş ha evden. Bulacağız. Bulacağız, ara ayrık. Hayır. Onun değildir o. Sen sakin ol kardeşim. Anne. Söyle kuzum. Yiğit nerede? Sen dişlerini fırçaladın mı? Hem bak saat kaç oldu? Hadi bakalım yatağa. Akşama yatmak bilmiyorsun, sabaha kalkmak bilmiyorsun. Haydi bakalım herkese iyi geceler de yatağa haydi. Benim uykum yok ki. Oturursan gelmez balığım. Haydi kızım, haydi diyorum bak. İyi geceler. Allah rahatlık versin benim güzel torunum. Canımın içi. İyi geceler babaanne. İyi geceler güzel kızım, iyi geceler. Dişlerini fırçala. Tamam anne. Hiçbir haber yok mu? Yok. Hiçbir haber yok. Allah'ım, gecenin kör karanlığında Elgada Sebi kim bilir nerede dur, ne halde dur şimdi? Mustafa'ya, Murat'a telefon etsek belki bir haberleri vardır. Aradım az evvel. Arayırlar işte. Bir şey olsa haber verirlerdi. Berrak dışarıdaydı. Nereye gitti o kız? Gitti işte Saniye Hanım. O nerede, bu nereye gitti? Ne bileyim ben. Yeter de. La havle. Asiye kızım, yakışmayız ha. Anne. Geldim kuzum, geldim. Al. Bilema su iç. Tansiyonu dengelenir. İyice derlendi hamilelikte. Yok Esma abla, hala bir haber yok. Ne yapsınlar, onlar da bekliyorlar öylece. Vedat yapmış olamaz diyorlar ama bilmiyorum. Onun neler yapabileceğini en iyi ben biliyorum Esma abla.
Tamam. Geliyorum ben, yoldayım. Bakayım o dişlere. Aferin benim kızıma. Anne. Söyle annem. Ceylan gitti. Yiğit de yok. Nereye gittiler? Ceylan. Hani konuşamaydı ya. İstanbul'a gitti. Tedavi olacak, iyileşecek. Sen merak etme. Peki Yiğit, o da yok. Uyumamak için sorular sorarsın ha. Haydi bakalım şimdi. Yum gözlerini. Dua ettin mi? Etmedim. Dua et. Senin duan hepimizinkinden makbuldür. Hadi bakalım yum gözlerini. Allah rahatlık versin. Nefesi de vurdu ha. Murat öyle dedi. Ben de atım gibi eminim onun yaptığını. Onun tek derdi nefes. Benimle evli olmak falan umurunda değil. Ayağına basmazsam bana ilişmezsin. İlişmez. Ha bunlar ne du? Oldu bir kere. Bir daha olmaz ama. Nereden bileceğim? Ha? Gece gündüz kızım dayak mı yiyi diye düşüne düşüne aklımı mı oynatayım? Düşünmeyeceğiz sana. Sabredeceksin. Çok acıyım. Yok. Sarıkan Turan ya. Yaralara iyi gelir. Sür bunu. Ya da her gün gel. Yaşadıklarımızın son bulması için senin ayağa kalkman lazım. Seni bu hale getiren o it olduğunu söylersen herkes kurtulur. Başta da ben. Benim için yapar mısın? Anamdayım dedim. Sakın canımı sıkma. Yeterince sıkkın zaten. Sana bir şoför yolladım. Eğer ailecek ağlaşmalarınız bittiyse gel. Benim için abla. Benim için. Yapar mısın?
Hoş geldin prenses. Ne güzel sürpriz bu böyle. İçeri gelmek ister misin? Dur sana kapıyı açayım. Yağmur yağacak. Islanma. İçeri gel. Yetmedi mi yaptıkların? Ne istiyorsun hala bizden? Siz? Siz kimsiniz? Her şeyi biliyorum. Ceylan'ı, babamı, nefesi senin vurduğunu biliyorum. Gecenin yarısı neden kapıma dayandın prenses? Yoksa beni mi özledin? Yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin. Siz yani kaleliler sabahtan akşama kadar bunu söyleyip duruyorsunuz. Peki sonuç? Sıfıra sıfır elde var. Sıfır. Hem kim ödetecekmiş bana bunu? Sen mi? Geçen gün anneni gördüm Berrak. Sağlığı gayet iyi. Merak etme. Selamlarını da ilettim. Ama şerefsiz Rüstem'in babanı vurduğunu ona söylemedim tabii. Yani sonuçta hasta kadın. Söylenmez böyle şeyler. Babamı da sen öldürdün. Rüstem sadece üstünü aldı biliyorum. Babam benim sağ kolumdu. O benim arkam kollardı, ben de onun arkasını. Ölünün arkasından konuşmak hoş değil tabii ama rahmetli babam böyle pek de düzgün bir adam sayılmazdı Berrak. Evet. Doğru. Ceylan senin kardeşin değil. Nefes'in kızı da değil. Peki. Baban neden Ceylan'ı getirip İşte bu bizim kızımız diye senin kucağına bıraktı. Sen istedin çünkü. Evet. Ben istedim. Ama baban da yaptı. Yapanı değil de isteyeni mi suçluyorsun Berrak? Sevdiklerine karşı bu kadar kör olma. Sen ne çeşit bir manyaksın? Senin gibi güzel ve genç bir kadına hiç yakışmıyor bu sözler. Her pisliğin altından sen çıkıyorsun. Eminim Yiğit'i de sen kaçırdın. Ne? Oyun oynamayı bırak artık. Adım gibi eminim Yiğit'i de sen kaçırdın. Kim bilir yine nasıl manyakça bir planın varsa. Berat ne saçmalıyorsun sen? Yiğit nerede? Berrak, oğlum nerede? Oğlum nerede? Hiç yok. Kayıp. Herkes onu arıyor. Geç içeri.